Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. 18 Ağustos 2024 gündem programıyla karşınızdayız. Türkiye'de savunma ve havacılık konusunda neler oldu? Haftanın gündemi nasıl? Bu soruların cevaplarını, gelişmeleri size aktarmaya dilim döndüğünce çalışacağım. İlk konumuz, birçok videomuzda da gündeme getirdik, gelişmeleri size aktardık. Türkiye'nin F-16 blok 70 alımı ve ayrıca buna karşılık bir Eurofighter Türk Hava Kuvvetleri'ne envanterine girecek mi? Onunla ilgili bu haftaki gelişme Milli Savunma Bakanı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Habertürk'ün konuydu ve sorulardan bir tanesi de Türkiye-Amerika ilişkileriyle birlikte F-16 alımı oldu. Bu konuyla ilgili bakan teknik ekipler görüşüyor. ABD olumlu bakıyor. Ancak görüşmeler sonuçlanmadı, imzaya gitmedik ama görüşmeler olumlu yorumunda bulundu. Normalde Haziran sonu Temmuz başı gibi anlaşmanın imzalanması planlanıyordu. Oldukça büyük paket, hatta 24 milyar dolar olması nedeniyle de kamuoyundan bu konuyla ilgili biraz böyle çok fazla para veriliyor. Biz 12 milyar dolara F-35'ten 100 tane alıyorduk. 24 milyar dolara blok 70'lerden 40 tane alıyoruz demişti. Bakan burada özellikle çok sayıda mühimmat alımının da altını çizdi. Masada olan konular, bu uçakların teslimat tarihleri, Amerikalılar TUSAŞ'ta bu uçakların üretimine çok sıcak bakmıyor, nasıl bir işbirliği yapılacak, neler ortaya konulacak, bu konuyla ilgili çözülmesi gereken konular bunlar. Bir de tabii ki Amerika tarafına baktığımız zaman 80 adet milli muharip uçak Kaan'ın F-110 motoru, Hürjetler için alınacak F-404 serisi motorlar, T-70'lerin 109 adete tamamlanması için geri kalan yaklaşık 70 adet helikopterin izni gibi birçok konuda böyle bir kongre onaylarına doğru gidiyor. Alt komiteleri geçmiş durumda o görüşmeler. Ancak tabii dünyada değişen dengeler, Amerika'daki başkanlık seçimi, İsrail'deki yaşanan gerçekten insanlık dramı ve Türkiye'nin buna da tepki gösterişi, bu işleri nereye götürecek merak ediyoruz. Ve tabii ki Milli Savunma Bakanı'nın cevapladığı bir başka konu da Eurofighter. Şimdi bakan şu konuya dikkat çekiyor. Bu Eurofighter alımıyla da ilgili yaklaşımlardan sona doğru geliyoruz. Şimdi bu konuda her zaman anlatıyorum. Eurofighter'ın 4 ayrı ülke paydaşı: İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya. Almanya haricindeki diğer 3 ülke Türkiye'yi destekliyor. Satışa çok sıcak bakıyor çünkü uçağın üretim hattının açık kalması, Türkiye gibi kuvvetli bir hava kuvvetine sahip bir ülkeye satılması Eurofighter'ın imajı açısından çok çok iyi bir durum. Ama bir taraftan Almanya bu satışa takos koymuş durumda. Ama bununla da ilgili bakan Almanya'nın olumlu yaklaşımı olduğunu görüyoruz gibi böyle bir açıklama yaptı. Bakalım hangisi önce gerçekleşecek, ne yapacak, bunu bilmiyoruz. Ama durum şu ki hem F-16'da hem Eurofighter'da aşılması gereken sorunlar var. Umarız en kısa sürede aşılır. Bir taraftan da tabii bu alternatifler masadayken Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Kaan'ı tam zamanında planlandığı gibi çalışmaları devam ettirmesi, Hürjet konusunda adımlar atması da büyük önem taşıyor. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftalarda Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin aldığı çeşitli kararları değerli meslektaşım Anıl Şahin'le birlikte değerlendirmiştik ve en önemli kısmı çelik kubbe sistemine ayırmıştık. Onun da o programın linkini buraya bırakıyorum. Lütfen izleyin detayları. Bu gelişmeler yaşanırken Hisar-O için çok önemli bir atış testi gerçekleştirildi ve bu atış testi görüntüleri de Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Burada Hisar-O seri üretime geçmeden önce ek yeteneklerin arttırılması için bazı adımlar atılmıştı. Daha önceden Hisar-O'nun menzili 30 kilometre olarak açıklanmışken 40 kilometre, yanında bir artı işareti var. Bunlar Savunma Sanayi Başkanlığı'nın verdiği bilgiler. Menzilin 40 kilometre ve üzerine çıkartıldığı açıklandı. Hisar-O'nun Aref arayıcı başlıklı füze atışında, ayrıca atış komuta kontrol sistemlerinde de ek özellikler denendi. İlk etapta Hisar-O ile birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin hava savunmadaki
uzun yıllar kullandığı ve modernize ettiği Itre Hulk bataryalarının yerini artık tamamen Hisar O almaya başlayacak. Bu sistemler yavaş yavaş demode olmuş, modernize edilmesine rağmen daha gelişmiş bir hava savunma sistemine kavuşacağız. Bu çok çok önemli. Sonrasında da bu tür kabiliyet artışlarıyla birlikte Hisar O önemli bir yere doğru nitelikleri açısından gelmeye başlıyor. Türkiye'nin de hava savunma kabiliyetleri açısından eriştiği çok çok önemli bir aşama. Tabii ki bunlarla ilgili Çelik Kubbe ile birlikte gelişmeler devam edecek ve tamamen yerli ve milli sistemlere sahip bir hava savunma sistemi ilerleyen dönem içerisinde başta balistik füzelerde olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikleri arasına girmesi planlanıyor. Evet, yavaş yavaş önümüzdeki Eylül ve Ekim ayı oldukça hareketli geçecek. Organizasyonlar gelmeye başlıyor. Meraklılar için ben bunları belirteyim. 21 ve 22 Eylül'de öncelikle Sivrihisar Havacılık gösterileri, Sivrihisar Air Show 21 ve 22 Eylül'de yapılıyor. Bu yıl Sivrihisar'ın gerçekten uçan müze olarak adlandırılan işte P-51, Antonov 2, Tiger Mode, AT-6 gibi uçaklarına yepyeni bir uçak daha katıldı. Spitfire Mach 9 uçağı. Bunu orada göreceğiz. Gerçekten Sivrihisar meraklılarını bekliyor. İkinci önemli konu, 26-28 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Air Show yapılıyor. Sivil havacılık, genel havacılık ve bu sektöre hizmet üreten şirketlerin bir araya geldiği profesyoneller için çok çok önemli bir fuar. 1996'dan bu yana yapılıyor bu fuar. 26 ve 28 Eylül'de İstanbul Air Show var. Arkasından hemen 2-6 Ekim'de Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'nda Teknofest yapılacak. Gençler bir araya gelecek, geliştirdikleri sistemleri hem yarışacaklar hem birbirlerine teknolojilerini gösterecekler, gelişmeleri paylaşacaklar. Çok çok önemli bir organizasyon T3 Vakfı tarafından yapılıyor ve 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da. Bu Adana Çukurova Havalimanı ile de ilgili bir sonraki konuda biraz daha detaylı bilgi vereceğim. Adanalılar havacıları konuk edecekler 2-6 Ekim'de. Sonrasında da 22-26 Ekim'de de Saha Expo fuarında üreticiler, tedarikçiler, yaklaşık 1200 şirket bir araya gelecek ve fuar sırasında işbirlikleri için anlaşmalar imzalanacak ve toplam anlaşma miktarının 2 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Bu yıl Saha Expo'da uluslararası katılım, yaklaşık 200 civarında yabancı şirket, hani katılım açısından da çok ilginç bir kapsama sahip. İşte Amerika'dan Çin'e, Vietnam'dan Avrupalı şirketlere, hatta Afrikalı şirketlere, Güney Amerikalı şirketlere kadar çok çok ilginç bir katılımcı portföyü var. Buradan da sadece Türkiye değil, bölge ve dünya savunma sanayi teknolojilerine farklı bir bakış sunulacak. Bu dört önemli organizasyon var ve tabii ki seneye Temmuz ayında yapılacak olan İDEF 2025 geliyor. Onun da lansman toplantısı yapıldı. Bu yıl bu hem Saha Expo hem İDEF İstanbul Fuar Merkezi'ne alınıyor. Bu açıdan da ulaşım İstanbul açısından oldukça kolay olacak. Hem bizim yerli milli savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketlerimiz için hem de uluslararası şirketler için biz bunu en iyisiyle, en güzeliyle İDEF platformunda daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Amacımız savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların bu dünyanın merkezi olarak bizim kabul ettiğimiz kıtaların buluştuğu yer İstanbul'da hem görsel olarak son teknolojilerini, son ürünlerini sunmaları ama bununla beraber uluslararası işbirliklerini yoğunca yapabildikleri bir ortam oluşturabilmek. Bunu yapabilmek adına biz hem İDEF'in süresini uzattık hem yerini taşıdık. Şimdi biraz daha İstanbul'un merkezindeyiz. Havalimanının hemen yanındayız. Havalimanının da yanında olmanın avantajlarını kullanacağız. İşte kara hava araçları için hem geçit törenleri hem şovlar düzenlenebilecek. Bununla birlikte sahile çok yakınız. Orada bir limanda insanlı insansız platformlarımızın hem sunumları hem gösterimleri, şovları olabilecek. Dolayısıyla daha evvel yaptığı iyi şeyleri daha da iyi yapabilecek bir zemin oluşturuyoruz. Hem de daha önce yapılmamış bir takım görsellikleri de bu
yeni yaklaşımda yaparak herkesin mutlu olacağı, bir sonraki seneyi, bir sonraki İDEF'i heyecanla bekleyeceği bir ortam oluşturma gayretindeyiz. Sivil havacılıktan yine Adana tarafına bakalım. Biraz önce de belirttiğim gibi ben geçen haftaki gündemde Çukurova Havalimanı'nın açılması ve Adana Havalimanı atıl duruma geçiyor. Bu lütfen bu meydan korunsun dedik. Çok ilginç yorumlar aldım bunlar sonrasında. Ya sen bu Adana korunsun ne demek istiyorsun falan gibi. Ben açılışta sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cümlesini sizlerle paylaşmak istiyorum. O da Adana Havalimanı'nın geleceğini şöyle belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, Aydın'da bir eğitim merkezi var. Bu Aydın'daki Çıldır Havaalanı şu an Türk Hava Yolları'nın eğitim akademisi tarafından kullanılıyor. Ayrıca jandarmanın da orada bir havacılık birliği var. Onu ifade ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şakirpaşa'da eğitim merkezi olarak hizmet verecek Adana Şakirpaşa Havalimanı bölgeye hizmet sunacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani o havalimanının şu an bir yıkılması söz konusu değil. Doğru olan da bu. Meydanları korumamız gerekiyor. Acil durumlarda kullanmak için bir altyapı gerekiyor. Ben o videoyu çektiğim zaman açılıştan önce çekmiştim. Cümleleri de size aktarmak isterim. Çünkü çok ilginç tartışmaları yanında getirdi. Türkiye'nin meydanlarının kaybolmaması lazım. Neden? Buralar işte Teknofest yapılacak bir buluşma mekanı. Uçuş eğitimi veriliyor. Yeni pilotlar yetiştirilecek. Çeşitli eğitim kurumları burada. Havacılıkla ilgili eğitim veren kurumlar burada yer alacak. Sivil veya askeri anlamda bu meydanların ülkemize hizmet vermesi, havacı yetiştirmesi, ambulans uçaklar, genel havacılık gibi havacılığın o havayolu dışında kalan sivil açıdan kısmının da buralardan yararlanması gerekiyor. Tabii bunu da söyleyince keşke biraz Türkiye'de bölgesel havacılık yeniden gelişse, buralar kullanılsa da demek geçiyor açıkçası içimizden. Biliyorsunuz bundan birkaç gün önce Brezilya'da çok çok ilginç ve çok acı bir kaza meydana geldi. ATR-72 tipi bölgesel yolcu uçağı flat spin olarak adlandırılan böyle etrafında döne döne düşerek irtifa kaybetti. Ne yazık ki kazada uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı. Bu kaza dikkatle inceleniyor. Acaba buzlanma mı nedeni, başka bir şey mi oldu? Bunlar araştırılıyor. Ortaya atılan, hatırlayacaksınız bununla ilgili bir sıcağı sıcağına bir video yapmıştım. Bunlardan iddialardan biri buzlanmayla birlikte şöyle bir iddia daha ortaya konuldu. 11 Mart 2024'te bu uçak kalkışta kuyruğunu vuruyor ve yaklaşık 4 ay boyunca yapısal kontrollerden ve tamirden geçiriliyor. Bu işlem çünkü uçağın gövdesine zarar veriliyor. Bu işlem sonrasında uçuşa tekrar dönüyor. Acaba orada oluşan bir sorun uçağa mı yansıdı, ne oldu? Bunlara da bakacaklar. Bu arada uçakla ilgili dediğim gibi kara kutu olarak adlandırılan uçuş veri kayıt cihazları ve kokpitte pilotların seslerini alan CVR olarak adlandırılan kokpit ses kayıt cihazları söküldü. İlk dinlemelerde son bir dakika içerisinde pilotların ne olduğunu anlamaya çalışmaları, uçağı kurtarmak için gaz kollarını açarak hani sürati arttırmak gibi bu flat spin'e tepki verdikleri ifade ediliyor. Ama tabii ki bu kadar yaklaşık 17 bin fit irtifadan böyle zorlu bir pozisyona girmiş uçağı da kurtarmak hiç kolay değil. Bölgede yarım küre kış ayları içerisinde, Brezilya'da şu an kış var, biz yazı yaşarken onlar tersi kışı yaşıyor. Hava durumu buzlanmaya müsait. Acaba neler oldu? İşte bunlar için önce ön raporu, sonra da hazırlanacak asıl raporu beklememiz gerekiyor. Aradaki tabii ki gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız. Bu arada 1994 yılında Amerika'da bir ATR kazası yaşanıyor ve uçağın buzlanma sistemi adeta yeniden tasarlanıyor. Burada da hani bir buzlanma, bu da mı önleyemedi, ne yaptı gibi böyle tartışmalar var. Bu açıdan da o kaza sonrasında çok önlem alınmış durumda. İşte görüyorsunuz, ne yazık ki kazalar insanların hayatlarını kaybediyor ama bu kazaları düzgün analiz ettiğiniz zaman, önlem aldığınız zaman daha sonra kalanları kurtarmanız için adım atmanıza böyle bir raporlar imkan sağlıyor. Her zaman diyoruz, kaza raporları Türkiye'de de yavaş yavaş paylaşılmaya başlandı ama paylaşılsın ki yapılan hatalar
üzerinden ders alınsın ve bu hatalar bir daha yapılmasın. Hızlı gündemimizde bir başka önemli konu da Alpagut akıllı dolanan mühimmat Akıncı'ya takıldı. Bunlarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Alpagut Roketsan tarafından geliştirildi. Yaklaşık 1 saat havada kalıyor. 60 kilometre menzile sahip. Atıldıktan sonra farklı hedefleri takip edebiliyor. Herhangi bir karıştırmaya karşı kendi otonom olarak hedefini buluyor ve buraya doğru gidiyor. Bu fotoğrafı da paylaşınca epey sosyal medyadan soru soranlar oldu. Aracı başlı yukarı doğru bakıyor. Kalktıktan sonra bu aşağı indirilerek etrafı taramaya başlıyor. Bırakıldıktan sonra kanat sistemiyle dediğim gibi 1 saat kadar havada kalabiliyor. Çok ilginç bir mühimmat. Yavaş yavaş mühimmatlar ya çok detaylı hale gelip çok böyle karışık hale geliyorlar veya daha da basitleştirilip daha uygun maliyetlerle daha etkinleştiriliyorlar. Bunlarla da ilgili savunma şirketlerimiz değişik çalışmalara imza atıyor ve dünya pazarından pay almak üzere çeşitli adımlar atılıyor. Gündemimizi kapamadan önce geçen hafta biliyorsunuz Dalaman'a 16. Anajet Üst Komutanlığı kurulacak. Bunlarla ilgili gelişmeleri anlattım size. Neden kurulacağı konusunda biraz böyle izleyicilerimizin aklında soru işaretleri oluşmuş. Buradaki kurulum amacı Ege'nin güney kısmı, Akdeniz için bir böyle ileri bir nokta Dalaman. Burada hava üstünlüğü açısından bu üssün olması operasyon açısından büyük avantaj sağlayacak. Bu çok önemli. Bu konuyu da zaten Milli Savunma Bakanlığı her perşembe yaptığı basın bilgilendirme toplantısında da Milli Savunma Bakanlığı bu ifadeleri kullanarak açıkladı. Bu çok önemli. İkinci önemli nokta bu açıklamalarla birlikte yeni kurulacak birlikler arasında Dalaman'ı saydı. Bir de Çanakkale'de amfibi birlik, kol ordu seviyesinde amfibi birlik kurulacak deniz piyadeleri açısından o da oldukça ilginç gelişme. Kapatmadan önce de bu bilgileri sizlerle paylaşmış olalım. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta benim biraz yoğunluklarımdan dolayı az video gelebilir size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.